Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayarınızda olmazsa olmaz diyebileceğimiz 3 tane programa bakıyoruz. İlk baştaki uygulamamızın adı Keepwith Pro. Arşivci Pro. Arşivci Pro. Arşivci miydin sen? Ya bir dönem internet bu kadar yaygın değilken lazım. Mecbur oluyordu. Arşivci oluyordu. Sen de tam yani. Arşivci tipi vardı. Şimdi bakalım ne işe yarayacak. Zaten birazcık spoiler vermiş olduk aslında. Şimdi Keepwith Pro'nun olayını şöyle açıklayabiliriz. Benim telefonumdaki internet paketim her zaman yetmeyebiliyor. Çünkü aynen. Bunlar hep pahalı şeyler. Uygulamanın olayını anlatalım abi biz. İstersen şimdi alt tarafta Chrome'da bir sekme açık. Bu sekmede bizim kanalımız var. Değil mi? Aynen. Şimdi bağlantı adresini kopyaladık arkadaşlar. Geliyoruz. Keepwith'i açıyoruz. Keepwith'i açtıktan sonra iki seçeneğimiz var. Biz ilkini en başta bir gösterelim. URL'yi buraya yapıştırın diyor. Zaten kendi otomatik sizin kopyaladığınız bir URL'yi alıyor ve indirmeye başlıyor. Sizin videonuzun çözünürlüğü ne olursa olsun o şekilde indiriyor. 4K ise 4K, 2K ise 2K, 360 ise 360. Ama diyorsan ki ben 4K indirmeyeyim, hani 360'lıklar bana yeter diyorsan telefonunda, burada arkadaşlar seçeneklere geliyoruz ve burada çözünürlüğümüzü ayarlayabiliyoruz. Yani bütün videolarını 240p indirsin gibi bir seçenek var. Bir de 15 tane videoyu bıraktın yattın. Evet ama onlar 2 saat sonra indiler. İndiler bitti. O zaman da bu şöyle bir seçenek var. Zamanlayabiliyoruz. Evet mesela uyu, programdan çık ya da komple bilgisayarı kapat. İşlem bittiği zaman diyor. Destekleyen siteler var. 10.000'in üzerinde site var. Alt taraf yıldızları geçelim. Yıldızları. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Belki aklınızda bir soru işareti olmuş olabilir. Biz hani açık yüreklilikle şunu söylüyoruz. Bizim videolarımızı istediğiniz yerde indirip izleyebilirsiniz. Zaten bunu internette çözmenin yolu da yok. Kafayı kuma gömmenin de bence bir mantığı yok. Record video diye bir olay var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu da bildiğiniz ekran kaydı. Tıkladığınız zaman buna alan seçiyorsunuz. İsterseniz bu kadar küçük bir alan seçin. İsterseniz de burayı genişletin. Bak köşelerden abi tutup istediğin bir alanı alabiliyorsun. Ya da full screen dediğin zaman ekranın tamamını kaydedebiliyorsun. Şimdi biz videomuzu 240p olarak hızlıca insin diye indirdik. Dilersek bunu çevirebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir özellik bu da. Sadece video konverter olarak bile kullanabiliriz bunu aslında. Video çevirici olarak kullanabiliriz. Bu arada ürünün web sitesini hemen videonun aşağısında bulunan bağlantılardan gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Hani nereden bulacağım falan diye uğraşmayın. Hemen açıklama kısmında var bağlantılar. İkinciye geçebiliriz. İkinciye gari. Geçelim. Şimdi millet bu uygulamanın adından dolayı ben buna 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir şifre koydum. Şimdi diyelim ki masa üstünde yeni bir klasör var. Yeni bir klasör İçinde var. İçinde ne var? Çok önemli atom parçalama datalarınız bu atom klasörde. Atom parçalamalar. Aynen. Kimse ulaşmasın. Ulaşmamalı diye, tamam yani evet. Şimdi burada geliyoruz. Hide folder yani dosyamı gizle diyoruz. Masa üstünden de atom parçalamaları seçtik. Nerede yok. Artık Allah'ım yok. Atom parçalayamayacağım artık. Diye mesela. Kötülerin eline düşerse evet, kötülerin eline düşmeyecek. Bu programı da kapattık. Tamam mı? Çıktık abi. Nerede? Program yok. Program yok. Yani sizin atomla ilgili o değerli çalışmalarınız bitti. Artık bitti. Yok. Artık atom ama bir daha parçalayacağım diyelim. Diyelim. O aradan zaman geçti bir daha atom parçalamak istiyorsunuz. Uygulamayı açıyorsunuz tekrar. Şifrenizi giriyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buna tıklıyoruz ve unhide. Artık atom parçalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi atom parçalamalar yerine masa üstüne geldi. Bence gayet yerine. O zaman son programımıza gelelim. Flux. Evet. Şimdi benim temel problemlerimden birisi geceliğin laptop kullanırken veya bilgisayar abi, kullanırken evet en düşük ışık bile bana fazla gelebiliyor. Hızlıca açalım Flux'ı. Bir de Flux'ın Flux'ın şöyle bir aslında Flux bak orada nokta var. Nokta var aynen. Evet. Mesela burası şu an size bembeyaz geliyor. Tabii ki de bu ne zaman izlediğinize bağlı ama gözünüzü rahatsız ediyorsa buradan bunu böyle kısıyoruz arkadaşlar. Abi okunurluğu çok arttı. Yani bu şu an biz gündüz bakıyoruz buna. Hani evet. Bizi şu an belki rahatsız eden bir sarı ama gece baktığınız zaman hakikaten çok değişiyor. Kelvin değerini değiştiriyor aslında. Aynen. Bilgisayarın şu an 3400 Kelvin'de çıkartıyoruz. 6500 oldu. Ve videomuzun sonuna gelebiliriz millet. Şöyle gelelim. Biz bu videomuzda arkadaşlar hani hem böyle sizi gündelik bilgisayar kullanımı anlamında rahatlatabilecek. Hem işte ya hepimizin vardır işin geyiğini biraz bak bırakalım. Şimdi, ben sana özetleyeyim abi. Aynen. İlk uygulamada videonu indir. Tamam mı? Sonra gece olur olana kadar videoları gizle. Gece olunca aç ışığını kız seyret. En iyi atom parçalama hadi abi kapatalım abi. O zaman her zaman söylediğimiz gibi yorumlara bir şeyler yazabilirsiniz. Kafanıza takılan şeyleri bize sorabilirsiniz. Bunun yanında ne yazabilirler? Arkadaşlar sizin favori programınız hangisi?
WinRAR, BS Player, VLC Player gibiler, gibi Paint falan dışında bunların hariç dışında neler var? Bunları da bize yazın. Sen bize görelim. Belki bu videonun devamı gelir abi. Belki gelir. Ben ikisini isterseniz de yazın. Belki sizin önerdiklerinizden bir şey çekeriz. Ama böyle Flux gibi hani böyle kıyıda köşede kalmış. Aynen. Ama bayağı işe yarayan böyle kullandığınız şeyler var mı merak ediyorum. Ya da Keep Video, Keep it gibi. Aynen. Bir şeyler bizlere yazın arkadaşlar. Bunun yanında videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça arkadaşlar. Kalın. Millet benim üstümde ve Çağdaş'ın üstünde birer adet video duruyor. Bambaşka Webtekno videolarına oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aramızda ne var Çağdaş? Aramızda bir top var abi. Evet, ona tıklayarak Webtekno kanalına abone olabilirsiniz. Bu çirkin espriden sonra bilemiyorum artık. Artık abi kaçarak gidelim hadi.